الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. İlk önce dima okuyacağım. Delili yerde bırakacağım. Girmeyeceğiz. Sonra tekvin, adem, ilim, kudret, irade okuyacağım. Tamam mı? Artık biraz bak, sizi kamera kayıtlamasın. Bülent'in elinde siler. Tamam, sileceği yeri siler yani. O konuda hesap etmeyin. Sizin için söylüyorum. Ben hesap ederek konuşmam, kamera için değil. Sizin için de hesap ederek konuşuyorum. Yani dikkat ediyorum. Edebildiğim kadar çıkartmayı istemiyorum bazı şeyleri. Tamam böyle. Siz çıkartın. Çıkartın ki ben tahsiye edeyim veya doğru. Çünkü çok uzun sene ömür verdi. Ömür vermeyle de olmuyor. Bu meziyet değil. Allah verecek. Sen askerdeydin değil mi 92'de? 92'de dima çalışmış. Ve ilk enfos çalışmam dimadır. İlk defterin ilk sayfası. Dima. Daha o zamanlar temel atılmış. Evet, 92'de. Ne yapar? Ve 92'den 78, 80'de, 80-92. 24 sene abi. 24 sene. 12 sene onu araştırmaya için Allah zemin yaptırmış bana 12 sene. 80-92, 12 sene. Sonra 25 sene bil fiil aralıksız durmadan gece gündüzüm, gece bazen kalkarak yazdığım şey. Diyeceksin ki bunu nasıl bileceğiz? Ya bir insanda merak olmasa böyle bunlar olur mu? Olmaz ki. Peki. Bismillahirrahmanirrahim. Dima. O şeyleri, dima derslerimizi pek karıştırmayacağız. Dima, lef-i mahfuzun karşılığı olunca vahiy inmesi. Yani bazıları şöyle diyor, lef-i mahfuz hafıza. Lef-i mahfuzda kayıt bir tane. Yani lef-i mahfuzda sırf kayıt yok. Usta şöyle diyor, lef-i mahfuzun vücuduna bizim kuvve-i hafızamız. Yani kuvve-i hafızamız lef-i mahfuzun karşılığı değil, lef-i mahfuzun içerisindeki sistemin bir birimi. Lef-i mahfuzda sırf kayıt yok ki. İmam-ı binler, kitab-ı binler var. Tamam. Yani bizdeki hafıza lef-i mahfuzu gösteriyor der. Yani böyle bir yeri gösteriyor. Mesela diyelim ki Kabe. İman esaslarının bir tanesi orayı gösteriyor. Kabe ama Kabe'de sif, Mekke'de sif, Mekke yok ki. Mekke'de sif, Mekke yok ki. Bakkallar var, dükkanlar var. Namaz kılmayanlar var, zenciler var, Müslüman var, Müslüman olmayan. Ya şey, lokantalar var, tuvalet var. Mekke'de sipmek, Kabe mi var? Ben şöyle diyebilir miyim sana? Vücudu hariciye çıkmış ne varsa. Hepsi ve var. Çıkmamış da abi. Çıkmamış da var. Dima, iyi dinleyin bunu. Bak, lef-i mahfuz bir daha. Lef-i mahfuzun vücuduna kuvve-i hafızamız delalet eder. Yani lef-i mahfuz sırf kayıt yeri değil. Kayıt bir sıfatıdır. Yani dima da öyle. O zaman dima lef-i mahfuzun karşılığı. Kayıt da var burada. Yani Cebrail aleyhisselam sırf kayıt memuru mudur orada diyor. Vahiy indiriyor. Lef-i mahfuza Kur'an inmiş. Ondan sonra Berat gecesi oradan iniyor. Peyderpey oradan geliyor. Hani kayıt defteriydi? Vahiy orada. Vahiyin indiği yer değil mi? Aktarım yapıldığı. Lahut alemi, yani gaybul gayb, vacibül vücut aleminden Kur'an'ın ilk zuhur yeri.
Lef-i mahfuz. Gayba iniyor. Bize göre gayb. Vacibül vücut gayba iniyor. Direkt vacibül vücuttan alemi şehadete olmaz. İlk önce bu aleme göre gayb olan alemi gayb, lef-i mahfuz bize gayptır. Oraya iniyor. Çünkü direkt olsa bu sistem yanar, kaldırmaz. Kur'an olmaz yani. Niçin oraya indirdi de peyderpey geliyor? Keban barajını direkt eve bağlasanız ne olur? Patlatır. Mesela hay sıfatı, hay. İndirgiyor, muhi esması. Esma'ya indirgeniyor. Esma'ya indirgeniyor. Esma'dan sonra muhi esması Nur Muhammedi'ye indirgeniyor. Nur Muhammedi'den sonra bizim hayatımıza mal oluyor. Yani ben öyle biliyordum şimdiye kadar ve herkes hemen hemen böyle biliyordur zannediyorum. Allah hay sıfatına aynayız. Doğru ama içerisindeki işlevini nasıl çalışıyor araştırmasan göremezsin. Allah hay olarak bize tecelli etse paramparça olur ya. Sıfat bu. Bunun trafosu yok ki. Sıfatın meratibi yok. Hay ne kadardır? Söyler misin bana mertebesi? Allah hay sıfatı ne kadar enerji var içinde? Hayatın miktarını söyler misin İbrahim bana? Söyle söyle. Ne kadar? Sonsuz. Sen sonlusun. Sen sonlusun. Nasıl sonsuz duracak frene? Frene kim basacak? Frene kim basacak? Hay sana tecelli ederken frene kim basacak bu kadar olsun diye? Sen sonsuz değil ki. Senin hayatın mahluktur. Hayat mahluktur. O mahluk değil. O mahluk değil. Mahluk olmayan mahluka nasıl dönüşeceksin? Ara formatları olması lazım. Ha, Allah Resulü burada gözüküyor. Allah Resulü ya hay muhi esmaya indirgeniyor. Muhi esması Nur-u Muhammediye. Nur-u Muhammedi şahsiyet-i Muhammediye'ye. Şahsiyet-i Muhammediye ne demektir? Bir ağacı düşünün. Buraya bakın. Bunun şekline madde hayatı Muhammediye. Şecere-i hilkata deniliyor. Şecere-i hilkat. İstersen yapayım. Toprak, çekirdek, ağaç, meyve. Tamam mı abi? Meyvenin içinde çekirdek. Ben hepsini koyayım isimlerini. Bu mana. Çekirdek adı Nur Muhammedi. Ağacın zahirisi madde hayatı Muhammediye. Makinesi, ağacın arka tarafı, sistemi. Yazılımı. Tabii sistem yani ağacın. Manevi hayat-ı Muhammediye. Maddi hayat-ı Muhammediye artı manevi hayat-ı Muhammediye karıştır. İkisine şahsiyet-i Muhammediye deniliyor. Bu tabirleri böyle bulabilmek inan bana 10 sene lazım. La fah ve la gurur. Allah, Allah yaptırıyor. Ama ne mutlu kıymetini bilene. Bir daha. Çekirdek, Nur-u Muhammedi. Bu ağacın görünüşü maddi hayatı Muhammediye. Sözler 109, sözler 110. Bir de hayat bahsi. Bunlar düşünceyle olmaz, orada var. Ağacın zahirisi maddi hayatı Muhammediye. Batınısı ağacın makinesi, ustad makine diyor. Şualarda söylüyor 31'de. Huvel zahir, el zahir, el batın, huvel evvel vel ahir. Dört tane ismini kullanıyor. Şualarda. Ağacı manevi tarafı, batın tarafı, manevi hayat-ı Muhammediye. İkisini karıştır, şahsiyet-i Muhammediye. Meyve, Risalet-i Ahmediye. Meyvenin içindeki çekirdek, bu Muhammed'in, Nur-u Muhammed'in ne aynısı ne gayrısıdır. Meyvenin içindeki çekirdek, bunun aynısı ne aynıdır ne gayrıdır. Çekirdeği kastederek ustad bir şey konuşuyorsa, Muhammed kullanır. Meyvenin içindeki yok, beşeriyeti, Kur'an'ı konuşuyorsa, peygamberlik, eğitmen konuşuyorsa, Ahmet kullanır. Meyve. Meyveyi. Meyve Ahmet'tir. Ondandır ki 19. söze Risalet-i Ahmediye denmiş. Risalet-i Muhammedi olmaz. Muhammed'in Risalet olmaz çünkü Muhammed insan ismi değil, çekirdeğin adıdır. Onun için camide, mihrapta Allah Muhammed yazıyor. Muhammed mahluk ismi değil, Nur Muhammed'in ismidir. Abi, Nur Muhammed'i cisim nesil diyor.
Muhammed Aleyhisselatü Vesselam çıkarıyor ya. Yani eğer Nur-u Muhammed için şapsa, şu çekirdek cisimleşse şu olur, tekrar bu olur. Ama o Nur-u Muhammed, Nur-u Muhammed'den Muhammed olur, şu çekirdek olur. Bu Nur-u Muhammed'i bu Muhammed. Evet. Tamam mı? Bu Nur-u Muhammed'i bu Muhammed. Bu Nur-u Muhammed'i değil. Peki abi, aynı hitabı Şecere-i Hilkat'a yapabilir miyiz? Nasıl yani? Nur-u Muhammed eğer vücut giyseydi bu olur. Ha, tabii tabii tabii. Aynı şey o zaman Şecere-i Hilkat. Evet. Evet, Şecere-i Hilkat. Bu şey, ağaç bu. Oradan anlatacağım zaten. Ağaç mı? Çekirdek bu. Tamam mı? Bu çekirdek, meyvenin içindeki çekirdek de bu çekirdek aynıdır. Ama gayrı değil. Tam tıpatıp aynı değil. Usta şey misal veriyor 16. sözde. Ayna. Güneş. Aynadaki güneş ayna değil. Güneş de değil. Ne aynıdır ne gayrıdır. Sebebi bütün hasiyetine sahip. Peki abi Şecere-i Hilkat ahirete mi bakıyor? Muhammed'e mi bakıyor? Ha, harika. O zaman sorunu şöyle götüreceğiz. Çekirdekte ne var? İçerisine hiç girdin mi? Çekirdekte ne var? Yazılım var. Yazılım. Ya ama orada bir iki tane. Nur var. Güzel. Nerede? 31. sözde. Ne söylüyorsam hepsi külliyatta. Bir daha söylemeyeyim bu sözü. Tamam mı? Ve külliyattın. Çünkü başka yürüyemezsin. Tehlike, korkunç mayın tarlası. Vallahi billahi. Mayın öyle fırlatırız ki seni ki paramparça olur, parçanı kimse göremez. Ne Muhittin Arabi görür, ne Hallacı Mansur görür, ne cehennem görür, Adem'e düşersin. Bu çok tehlikeli tarla burası. Onun için ben hep belirlenen taşlara basıyorum. Yok, onun dışındaki her şey mayındır. Onun için dememe gerek yok. Külliyat da böyledir ki ikide bir demeyeyim. Ne kadar beni darlatıyorlar ki ikide bir bunu söylüyorum. Ha, burama getiriyor. Dinleme arkadaş beni ya o zaman. Dinleme ya, darlatma beni. Hepsi var. Vallahi hepsi var yani. Ha. Şimdi çekirdeğin içinde ne var dedik Nur-u Muhammed'in içinde? Nur mu? Nur Allah yönüdür. Mana Şecer-i Hilkat yönüdür. Ahmet yönüdür. Mana yok. Nur-u Muhammed'in mana yönü olamaz, çıkmaz. Yani nur yönü çıkmaz. Nur yönü çıkar, mana yönü çıkmaz. Ama şöyle dediğini şeyi de görebildim. Şecere-i Hilkat'in maddi hayat Muhammediye nur yönü, Şecere-i Hilkat'in manevi hayat Muhammediye yönü, manevi hayat Muhammediye, onu da var külliyatta. Ama şu, baştan aldım. Nur-u Muhammedi Allah'tan kopuk mudur? Yaptı mesela bak, ben bunu katladım, koydum. Benden kopuk mu? Kopuk. Ama aynadaki güneş gözüküyor diye güneşten kopuk mu? Bunun benden kopuk bu. Ha, Nur-u Muhammedi Allah ile bağlı. Allah ile bağın adı nur, mana. Bu çekirdekten ağaç oldu, indirgendi. Nur. Allah'ın nuru semavatı vel ard oradan başlıyor. Yani Allah'ın sema barzı nuru Allah'ın nurudur. Yani Allah'ın nuru donmuştur, Şecere-i Hilkat olmuştur. Ne demek? Su donmuştur, buz olmuştur. Su donarsa ne olur? Buz olur. Peki sana soruyorum Murat. Su buza ne kadar yakın? Oya. Yakınlık uzaklık yoktur. Şah damarından yakındır su buza. Şah damarından yakındır su buza. Ne demek? Suyu ortadan kaldırdığın zaman yoktur. Yani donmuş halidir. Allah'ın nuru semavati vel ard, esmanın donmuş hali bu. Peki abi, insandaki ene, buradaki yaptığı icraata göre şey oluyor mu abi, bir makam veyahut da böyle terakki gibi? Yani o zaman herkesteki ene de buradaki yaşantı şekil alıyor. Şekilleniyor, farklılaşıyor. Tabii. O zaman Allah Resulü'ndeki... Ne biliyor musun? Bu meyve yok mu? Meyvenin içinde çekirdek yok mu? Buna dokunamıyorsun. Elin gitmiyor. Buradaki meyvenin genetiğini değiştiremez misin? Bir asır sonra değişik bir meyve olur. Ama buna dokunmasan buna ümmi denilir. Kimse müdahale edememiş. Ama genetik değişiyor.
Mesela bir misal vereyim, ben denedim. Şeyden aldı mısırı Adana'dan. Şey, bizim Rize'den. Bizim Rize'deki mısır şey değil, ziraat değil. Sizin Adana'daki mısır İsrail'den alınmış. Bir ekersin bir de olmaz. Bizim Karadeniz'deki mısırlar öyle değil. Ekersin gene çıkar. Ben bunu aldım. Şeye götürdüm. Kırıkan'a. Aynısı oldu. Ha? Aynısı oldu. Ama oradakini buraya aldım. Gene olmadı. Fakat genetiğini biraz değiştirmişler. Tamam mı? Genetiğini değiştirmişler. Şöyle diyeyim. Narı aldım. Kırıkan'da narı aldım. Rize'ye diktim. Nar oldu ağaç. Nar ama bu kadar oldu. Kırıkan'da böyle. Nar bu kadar oldu. Tamam mı? Ben bu fidanı aldım tekrar. Rize'deki narı kestim. Kırıkan'a ektim. O sene biraz büyük oldu. 3 sene sonra kendisini toparladı. 3 asır geçti. Yani 3 sene geçti. Yani anladın mı? Kırıkan'dan götürdüğüm fidanı Rize'ye diktim. Ağaç oldu. Ağaç oldu ama nar bu kadar verdi. Kırıkan'da 1 kilo yakın. Karamemiş narı, Karamemet narı, bir de deli bekilli narı diye. Çok Türkiye yaymaz, orada biter. Şu kadar nar verdi. Ben bu sefer bu ağacı aldım, fidanı. Kırıkan'a diktim, oradan almıştım. Ama burada değişti şartları. İkinci sene Kırıkan'da biraz büyüdü. Üçüncü sene astına dönüverdi. Ast olabildi. Yani meyvedeki çekirdeğe müdahale ediliyor. Müdahale edilince şey yapamıyor. Yani niçin bunu söyledim? Nur-u Muhammed'i bizde cilvesi var ama onu değiştiriyoruz biz. Değişebiliyor. Osman abi öyle bir ene ki ondan gözüken bir şey herkes de farklı. Yani o zaten bir diyor ki o enenin diyor dizginini nübüvvet tutmuş, felsefe tutmuş. Bir nübüvvet tutmuş. Felsefe tutmuşsa geliyor. Nübüvvet tutmuşsa gidiyor. Üstad kullanıyor bu tabiri. Ne demek biliyor musun? Felsefe tutmuş geliyor. Nübüvvet tutmuş gidiyor. Bana sordular 30 milyon. Bu ne demek ya? Anladım şu. Geliyor, geldiği yere kadar gelir ve son durak durur. Felsefe tutmuş, geliyor. Geldiği, kime geliyor? İnsan, onda durur. Daha şey, gidiş yeri yok. Son nokta. Nübüvvet tutmuş, gidiyor deyince dibi yok, gidiyor. İnsandan gidiyor. Felsefe insana geliyor, nübüvvet insandan gidiyor ve dibi yok. Bu nihayetli, bu nihayetsiz. Hadsiz, nihayetsiz. Peygamberimizin makamı için diyor. Hadsiz, nihayetsiz. Ama teradüf kelime derler. Birbirini güçlendirici derler. Cehalet var ya böyle. Böyle enaniyetle karışmış. Ve ikisi aynı kuvvetlendirmek için. Ne alakası var? Söyle bakayım şu an. Nihayetsiz, hadsiz, had yok bu tarafa. Bu gidiş. Ebed bakar. Nihayetsiz. Ezel. Ezel, ebed. Osman abi bir atı Muhammed'den Allah gözükür. Dahi. Ahmet demiyor abi orada. Evet. Muhammed diyor. Ahmet'te Allah öyle herkes görmez. Ahmet'teki Allah'a kendisi şahit. Mirat-ı Muhammed'te Allah'ın gözükmesi herkese açık olan Allah. Peki o zaman sahabeler direkt Muhammed'i mi görüyor? Şimdi bir. Sizin gibi bir muhatabı gördüğümden Allah'a hamd ediyor. Allah'a sonsuz şükrediyor. Böyle sorular sorduğunuz için. Şey için demiyor. Allah biliyor. Ders için demiyor. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Allah bir şey ikram eder ama paylaşacak bir dostların olması lazım. Sahabeyi sahabe yapan. Sahabe rüyada gözüküyor. Biz niye sahabe olamıyoruz? Peygamber gözüküyor rüyada. Çünkü Ahmet o. Peygamberdir o. Şeytan giremez. Meyve. O sohbette, dün konuştuğumuz sohbette, sahabenin sohbetinde, Resulullah'ın sohbetine bulunan sahabe oluyor ve hiç kimse yetişemiyor. İmam-ı Rabbani de yetişemiyor. Geylani yetişemiyor. Bütün İmam-ı Rabbani'ler de toplansa, Bediüzzaman yetişemiyor.
Niye yetişilemiyor? Sohbette ne var? Ustad diyor ki iksir ve nurani var. Yani tayin ve teşahhus var. Tayin ve teşahhus var. Yani Mirat-ı Muhammed'den sahabe görüyordu. Allah'ı görüyorlardı. Allah görünü daim. O aynada Allah gözüküyordu. Ama Ahmet aynasında Allah gözükmüyor. Peki Ahmet, diyelim ki İmam-ı Rabbani Hazretleri ve Bediüzzaman Hazretleri miraç yaptılar, Allah gördüler. Ama Bediüzzaman'ın kendi aynasındaki Allah. İmam-ı Rabbani Hazretleri miraç yapıyor, kendi aynasındaki Allah. Ama Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Tevil ediyoruz. Allah görünür daim ne demek? Yani Allah'a intikal edilir, Allah'a hatırlanır. Tamam. Allah'a şey yapar falan, ne anlarsan işte. Allah görünür daim. Allah'ı seyrediyorlardı. Onun için sahabe dağılıyordu. Ayet nuzulülmüş. Ya bırakın da o da kalksın ya. Böyle insandır. O da kalksın. Ayetin gelmesine ihtiyaç olmuş. Niçin canını, malını, namı, her şeyinden fazla seviyor. Nasıl sever ya? Bir insan böyle sevilemez. Olamaz. Çünkü o insan değil orada. Beşeriyettir ya beşer. Beşer sevilemez. Çünkü cibili olarak fıtratta bu yoktur. İnsan cibili olarak insan zatını sever diyor. Şey 26. sözde ya zihilde. Cibili olarak insan ilk önce zatını sever. فَلَا تُزَكُوا اَنْفُسَكُوا İlk önce insan zatını sever. Sevemez. Bir insan kendi ben, İslam hasreti nasıl olur? Sahabenin İslam hasreti kendi benliğini yok etmiş. Kendisini terk etmeyen başkası kayım olamaz. Başkası oturamaz burada. Kardeşini tercih edebilmesi için kendisi yok olması lazım. Bunu Mirat-ı Muhammed'den o gözüküyor. Seyrediyordu sahabe. Niye? Şeceri hilkatın arkasında, Miraç'ta Allah gözükmüyor mu? Şeceri hilkatın şu andaki hulasası. Şeceri hilkatin, yani Allah Resulü'nü açın bu çekirdeği, şeceri hilkat olmayacak mı 18 bin alem? Topla bütün 18 bin alem, bokçaya topla bir insan. Ne vardı bu Resulullah'ta? Aynadarlığı acayip, sonsuz. Bütün isimlerin meratibi azamına mazar mı? Öyle demiyor mu? Bak peki, bütün isimlerin mertebe-i azamına ve ismi azama mazar mı? Mazar. Allah'ı göstermeye ait esmaya da mazar mı? Mazar. Allah'ı göstermeye. Ya zahir. Ya zahir. Ona en iyi, nihayet derecede mazar mı? Mazar olunca o zahirde kim gözükecek? Allah gözükecek. Bütün isimlerin mertebi azamına ve ismi azamına mazar. Ne oldu o zaman? Ya zahir deyince Allah'ın ismi zahir değil mi? Evveluhu, ahiru, zahiru, batinu. Zahirine adam azami derecede peygamber mazarsa o zahir ne demek? Neyi gösteriyor? Ne oradadır? Sanki abi şimdiki şecere-i hilkatteki her bir zerre, her bir mahluka ayrı ayrı tecelli eden Allah, yani herkesten Cebrail aleyhisselamın Allah'ı bilmekliği farklı. Azrail aleyhisselamın Allah'ı bilmekliği. Onu bir noktaya cem et. Hepsini bir noktaya cem et. Allah'ın adeti zaten. Adiyet. Oradan seyrediyorlar. Evet. Abi. Peygamber öyle seyrediyor. Abi sanki 1 milyon voltluk elektriği alıyor, hiç süzmeden nasıl o karşıya aktarıyor abi? Patlatması lazım ama patlatmak yerine çok ustalık. Dehşetli bir inkılap geçiriyor. Biz niye manyak oluyoruz, manyaklaştırıyoruz adamları? Ölçülü veremiyoruz ki. Ben de ya, dengesiz yapıyorum. Bak patlıyor, patanaj yapıyorum. Kim olmuyor. Olmuyor. O usta, huvel zahir. Niçin verebiliyor biliyor musun? Peygamber şu isme nihayet derecede mazar. Huvel ebeluhu mazar. Nihayet. Huvel ebeluhu. Evveli konuşurken huvel ahiruhu ile konuşuyor. Huvel ahiruhu ile konuşurken huvel evveluhu ile konuşuyor. Huvel zahir ile konuşurken huvel batınla konuşuyor. Huvel batınla konuşurken zahir ile konuşuyor. Dördü bir anda nihayetsiz muhatap oluyor. Şimdi bir tanesi çıkıp diyebilir mi?
Allah Resulü dört isme o kadar mazhar değil. Ya her isme nihayetsiz mazhar. Her isme diyor Ustad 24. sözde. Her isme mertebi azam seviyesinde mazhar mı? Her isme. Ve huzurla alakalı esme mazhar mı? Huzur. Hazır. Huzurla alakalı peygamber mazharsa azam edilir. Kesinti de yok. Her zaman nihayetsiz huzurlu. Nasıl? Peki niye böyle olmuş? Kardeşim o trafo, ondan şebeke. Elektrikler teşavvüp edecek. O zaman evliyalar da mesela bir isme mazhar olduğu zaman direkt o trafodan geçiyor, uğruyor yani. Evet. Orada imkansız. Onun için Allah hay patlatır ya. Abi sıfat ya, sıfat kontrol edemez ki, edilemez. Sıfat kontrol edilemez. Ancak esma onu kontrol eder, dur der. Hatta usta şöyle diyor. Esmalar diyor hep işgal etmek ister diyor. Yayılmak ister diyor. Her bir isim hep benim olsun. Öteki isim diyor ki dur, dur, dur. Mertebe ortaya çıkıyor. Yani her esma mesela alim ismi, sani ismi, hakim ismi, adl ismi ihata ve istila etmek ister. Ama durduruyor diğer esma. Dur, dur diyor. O da dur, mertebe böyle çıkıyor. Onun bizdeki hulasası işte. Ondan sonra Allah bir anda kontrolsüz barajı verse hay sıfatı. Ne olur ya? Adam biraz hay, hay, hay kadir ile çekiyor. Adam paramparça oluyor ya. Adama iğne vuruyorlar, şey yapıyorlar çünkü almıyor. Yani biraz inkışaf ettirdi bak. Hay, hay yapa yapa adam duman etmiş yani. Tamam. Beden gelmiyor ki ruha. Onun ona yetişemiyor. Bu sefer beden yamuluyor. Pat diyor gidiyor. Sahabe mesela öyle bir iman enerji bastı ki zirve yapmış. Trafosuz iman kullandı sahabe. Resulullah'tan utandı. Benim o günahımı bildiğini de kapısında hani biliyorsunuz mescide iki gün gitmedi. Niye gelmedi anladı. Cebrail aleyhisselam söyledi. Onun sahabenin bir hatasına muttali olmuş, haberdar olmuş. Resulullah'ın yüzüne çıkamadı utancından. İnsan mı zannediyorsunuz? Mirat-ı Muhammed'in Allah görünürden var ya oraya çıkamadı. Ondan sonra Allah Resulü kapısına gitti. Kapısını açınca o andaki şeyle patlıyor, ölüyor. Peki abi Hazreti... O insan diye, o insanda gözüken başka bir şey var. Böyle bir iki ayaklı, iki gözlü derse. Hazreti Ali ile Vesel Karani arasında bir konuşma geçiyor ya. Ha ya. Ya Ali. Ya Ali. Resulullah'ı hiç, Resulullah'ı hiç gördün mü? Dedi ki yavvet, onunla büyüdüm ben demiş. Ya Ali, Resulullah hiç gördün mü? Anladım. Yavvet, iki defa. Ya, devam. Devam. Tezekkür geçmişle alakalı. Tezekkür. Hatırlamadır. Tezekkür. Onu ifade etmedir tezekkür. Geçmişle alakalı düşüncedir tezekkür. Unutulanı ortaya çıkarmak, üstünü açmaktır tezekkür. Dimağdaki taakkulun içindeki bir sıfat. Peki abi belki burayla değil de. Hı. Şimdi Allah Resulü burada peygamberlik yaptı gitti. O şey gitti. Peki mahşerdeki makamı ne olacak abi? Ahmet mi? Muhammed mi? Ahmet olsa ümmet ümmeti diyemez. Olmaz. Ahmet beşeriyetidir, peygamberliğidir, kocadır, babadır, torundur neyse. O ümmet ümmeti haşir meydanında biraz mübalağa olur, tamam mı? Bütün peygamberler, 124 bin peygamber nefsi nefsi diyecek, bir kişi çıkacak, 124 bini açacak. O biraz adetullah kanunu da işliyor da haşir meydanında. O Ahmet olmaz o. O Nur Muhammed'i sıfatıyla olur. Ancak Allah'ın zatına o çıkar. Başka bir şey çıkartılamaz. Duman olur çünkü gene. Allah'ın o celal ve cemal tecellisine karşı Ahmet olmaz. Nur olmaz orada. Mana olacak. Yani Mirat-ı Muhammed'deki Allah Nur-u Muhammed'i çıkar. Risalet Ahmet'i olmuyor. Benim öyle anlıyorum. Çünkü 124 bin peygamber bir tarafa,
Bir insan böyle diyecek. Bu biraz adetullah şey geliyor yani. Allah'ın işleyen bir sistemi var. O zaman daha merkezi bir trafo bulacağız. Bu Bremen Hafen'deki trafoyu değil. Ta Keban Barajı'na ilk trafo. Keban Barajı sıfat. Ona ilk trafo neresiyse. Ancak Keban'a o muhatap olur. Adetullah da budur. Anlıyorum. Peki abi bu biraz daha değişik olacak da. Rüyada falan görüldüğünde Allah Resulü sanki bir nevi ümmetine tasdik bir veya da şey gibi olabilir mi abi? Doğrudur. Çünkü Resulullah onaylamasa sen göremezsin onu. Eğer görmüşse o zaman görecektir. Ümmetinde. Zaten öyle diyor. Hadiste geçiyor. Beni rüyada gören hadiste şey haşır dedi beni görecektir diyor. O zaman orada da sanki okeylenmiş orada da kabul. Tabii. Tabii. Aynen öyle. Yani bir nevi Muhammed, şey Ahmet tasdikliyor, o alıyor. Cehennem ehline Resulullah gözükmez. Zaten görememiş ya bir şey. Ebu Leheb'in karısı. Evet. Gözüne görükmemiş. Rüyasına nasıl girecek? Anladım. Dimağını birilerine teslim ettinse eğer, bak, dimağını birilerine teslim ettinse eğer, nerede olduğun artık önemi yok. Yani vahye teslim ettinse, sahibine teslim ettinse dimağını, vahye, artık dünyada mısın, orada mısın hiç önemli değil. Çünkü dünya ve ahiret derken varlık sürecinin hakikati bu, su, haşiki o. Yani haşiki o, buz, su, haşiki o, enerji, esir, madde hayat, aynı hayat. Yani aynı bardakta su, buz, haşiki o, hidrojen, oksijen, enerji, esir, madde hayat. Yani hepsi burada değil mi? Ha su olmuşsun, ha enerji olmuşsun. Vahiye teslim etmek ne abi? Vahiye girmemiz lazım. Vahiyi bilmiyoruz. Vahiy, Cebrail ayet getirmiş. Bak, nedir? Oysa Cebrail mahluktur. Ayet mahluk değil. Nasıl getiriyor? Acaba koridor mu açıyor? Yol mu açıyor? Kablo, yani kablo elektrik midir? Yok. Kablo da gözükür ama elektrik kablo değildir. Ocakta sıcaklık, wolfram telinde ışık gözükür ama elektrik ışık mıdır? Değildir. O ışık elektriğin bir sıfatıdır. Ama elektrik değildir. Bu önümüzdeki mushaf, sayfalı, mürekkepli yazılı. Bu diyor ki o kadar manası, yani gül kokusu, gül o kadar sirayet etmiş ki o koku ona mal olmuş. Şimdi Kur'an o harfler o kadar sirayet etmiş ki o da cilt üne geçmiş. Canlı ve ruhlu sayfa Kur'an. Ama buradan tut Kur'an, sayfadan tut, ondan sonra ses. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Onun içerisindeki dima, onun içindeki vicdan, onun içindeki kalp, onun içindeki ruh, onun için ene, ta kelam sıfatına bütün bu silsilenin bütünü vahiy. Hangi mertebedeki vahiy? Vahiy zimni var, vahiy sarih var, hayvanlardaki vahiy var. Ve evha rabbuke diye hayvanlara vahyetti var ya. وَاَوَا رَبُّكَ نَحْقِيِ لِمَنِ اتَّخَزَ اِلَا جِبَالِ بُيُوتَ اِلَا خِلَرَا Müşualarda geçiyor ya, arıya vahiy ettik diyor. Hangi mertebedeki vahiy? İnsanlara gelen vahiy mi, hayvanlara gelen vahiy mi? Dimağı insan nereye taşıyor abi? Lef-i mahfuz'a. Oraya kadar mı sadece abi? Oraya bırakıyorsun, vahye muhatap oluyorsun. Vahiy direkt alıyorsun. Cebrail arkada bıraktı demiyorum. Peygamberimiz. Peki Cebrail ne yapıyordu?
vahiy getiriyordu. Arkayı bırakınca vahiy ne oldu? Alacağı zattan direkt alıyor demektir. Peki Cebrail'i bunu bir oyun oynamıyor ki, tiyatro oynamıyor ki. Peki niye Miraç'a gitti? Bir adım da atarsam dedi Cebrail Aleyhisselam, yanarım dedi. Peki o geçti, ne oldu, bunu bitireyim. Geçti, kabı karşısında ne oldu? Cebrail'siz direkt Kur'an verilmiş. Peki abi şimdi... Cebrail'siz direkt Kur'an verilmiş. Peki Cebrail'e verilen Kur'an'la direkt verilen Kur'an farklı mı? Tabii ki farklı. Hani onun için diyor değil mi abi? Bana bir Kur'an daha verildi ama size... Mezun değilim vermeye. Peki abi Cebrail Aleyhisselam için bir koridor mu açıyor dedin ya da koridor mu dedin ya? Ben o kadar dedim. O zaman dimağı da mı koridor abi? Koridordur. Benim babuza bağlı evet, seni. Kadın da bir koridordur. Kadın da seni bir yere taşıyor. Peki abi, dima eğer lef-i mahfuza kadarsa, zan da dimağın içinde, bizim Allah'lığı bilmemiz eğer dimağlıysa, o zaman dimağı bırakmamız lazım ki biz Allah'ımızı daha iyi bilelim. Zanlarımızı bırakacağız. Bak. Zanlar kalkarsa ilim olmaz. Zan, hakikatların mertebelenmesine sebep olan ara boşluklarıdır. Zan ne kadar kıymetli olduğunu anlatmak için söylüyor. Hayvanlarda zan yoktur. Meleklerde zan yoktur. İnsanda var. Zan harika bir işletim sistemidir. Zan. Pek girmek istemediğim için bu ders olmuyor. Çünkü yapabileceğimi zannetmiyorum. Gene zannetmiyorum. Bak zan. Peki abi Allah Resulü zanlarıyla gitti. Evet. Sonra ama da... nereye kadar? Evet. Bir dakika. Arşa kadar diyor evet. Biyad abi. Evet. Arşa kadar. Yani cennete girdi. Zanları arş ve ya, cennet hepsi lef-i mahfuz. Bunlar yekünü zan. Zan. Ondan sonra bu Burak. Kainat. Evet. Kainat. Kainat zan. Cismaniyet zan. Zanlarla dolu. Onun için gözünü gördüğünü oraya giderken kalbi yalanlamadı. Ne demek? Öyle zannı yüksekti ki kalbiyle aynı. Gördüğünü şöyle dedi. Tabii canım. O da öyle olacaktı canım. Öyle bir imanı vardı, öyle bir zannı vardı ki iman ettiğiyle gördüğü aynı. Biz insanı yüceltmiyoruz. Onu yücelten Allah'tır. Şimdi zan bu kadar değerli abi. Ama beş şerit olarak düşünürsen Ahmet'ten konuşmuyoruz ha. Ahmet'ten konuşmuyoruz. Mustafa'dan da konuşmuyoruz. Beşir'den de konuşmuyoruz. Tayyip'ten de konuşmuyoruz. Peygamber'in ismi de Tayyip'tir. Yani bu nurdur bir ismidir. Biz Muhammed'ten konuşuyoruz. İblisle şeytan arasındaki fark neydi? Hadi bakayım çinçince. İblis yeise düşen, ümit Allah'tan ümidini kesme. Allah'tan ümidini kesme, ismi neydi şeytanın? Azazil. Allah'tan ümidini kesme sıfatı iblistir. Peki şeytan ne demekti? Şeytan ise kibire bakıyor abi. Evet, kibir gurur. Azazil gurur ve kibir ettiği için şeytan sıfatını aldı. 55 tane böyle sıfatı var. Zana ait bir örnek vereyim. Ya onları yapacaktık değil mi? Daha dima, he? Allah aşkına da üçüncü sıfır. O zaman dima abi işte devam ediyorsun. Tamam peki. Abi şunu diyebilir miyim burada? Hani Allah şimdi zan dedin çok değerli. Çünkü bir tek insana verilmiş. Ama Allah Resulü cennete kadar geldi, onu bıraktı. Şeyi bıraktı, nereye bindi? Zanlar bitince Ref 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 bindi. Peki o insanın neyi abi? Bilmiyorum. Zanı o kadar şey yaptın ki abi, zan insana ait gözüküyor. Çok değerli. Bırakmam. Ben onu bırakmam. Cebrail'de de zan yok. Bende var. Çok değerli. Ama Allah Resulü bırakmış abi. Bırakmış ama. Çünkü oraya kadar olması
taşınması. Sen de taşın da ondan sonra bırak. Ha, ben taşınmam için... Kardeş, Allah'ını seversen şimdi şehire merdiven kullanır mısın? Bire şuradan. Merdiven. Merdiven koyup gider misin? Yok, yok. Niye? Yürüyorsun değil mi? Peki kuyudan? Kuyudan merdivenden çıktın diye sana her hayatın her safhasında merdiven lazım mı? Yok. Bütün çıktın bitti de kuyudan. Kuyuda değilsin ki. Cennete kadar hep kuyudayız. Ve 2 aylık mesafe o. Evet. 4. sözde diyor ki 2 aylık mesafede diyor has bir çiftlik var. 2 ay. Ama bir gün sonra diyor bir istasyon var. Kabir. Dünya hayatı istersen 60 sene yaşa, istersen 1000 sene yaşa. Bir gün sayılıyor. 2 ay. 60. Çıkar 60'tan bir gün. 59 günümüz daha var. Cennete girene kadar 59 günümüz var. Bir günü kabir. Ölünceye kadar. 59 daha edersin. Evet. Zanlar devam edecek. Hatta cennette bile zan olduğunu göstereyim size bak. Bak cennette bile zan var. Şeyde diyor, lup lup da diyor Muhyiddin Arabi. Allah tecelli eder diyor. Merhametini. Üst seviyede. Ben sizin Rabbinizim diyor Allah. O tecelliyle. Cennet ehli diyor ki Rabbimize sığınırız senden. Kabul etmiyorlar. Korkuyorlar. Biraz daha tecelli indiriyor. Rabbiniz benim diyor. Senden Rabbimize sığınırız diyor. Kabul etmiyorlar. Sonra diyor ki siz diyor Rabbiniz hakkında zannınız neydi? Zanlarınız neydi? Rabbin zanları gibi düşünüyorlar adamlar. Yani oradaki cennet ehli. Allah onların zanları üzerine tecelli ediyor. O zaman diyor ki sen Rabbimiz. Zanlarına göre tecelli edince Allah oluyor. Yoksa inkar oluyor. O zaman abi, Allah bizi zanlarımızdan kurtarsın. Işte çünkü zan var oldukça gizli şirkler var. Ama Allah onlara da bakmıyor. Çünkü imanın vesvesesiz mertebesinden bahsediyor. 5. remizde. Zansız mertebe. İmanın diyor vesvesesiz mi diyor. Vesvesesiz. Bir tane de var ya bir sıfat da var orada. Vesvesesiz ve bir... Şüphesiz ve vesvesesiz. Şüphesiz ve vesvesesiz mertebesi var. Oraya çıkıyor iman. Abi bir de şunu soracağım ben. Mesela ena inne zan yaptı diyor. Ha ena inne zan yaptı. Bu cennette tecellisi böyle. Bak zan üzerine. Zan üzerine cennette tecellisi böyle. Zan kötü değil yani. Ama Kur'an'da zanın ağzından çoğundan Allah'a sığının diyor. Yani zanlarla karar vermeyi anlatıyor orada. Çünkü zan hakikatin ara boşluklarıdır. Zan boşluk olduğu için boşa göre karar verme. Doldur içini diyor. Zan merdiven değildir. Merdiven arası, merdiveni oluşturan boşluktur. Boşluk. Zan şudur kısacası. Yazıyı görüyor musun? Bu yazı renginde her taraf boya olsa yazı olur mu? Olmaz. Bu yazıyı gösteren ara boşluğudur. Yazı ne kadar kıymetliyse ara boşluğu da o kadar değerlidir. Zan budur. Üzerindeki yazı da ilimdir. İlim zan üzerine kurulmuştur. Sen zanı kaldır, harflerin arasındaki boşluğu kaldır, yazı yoktur. Peki rüyetine mazhar olduğu zaman olmadı ne oluyor? Rüyetine mazhar olduğun zan yok. Ondan sonra o da sonra yok. Zanda hala rüyet var. Cennette zanlarına göre tecelli etmedi mi? Evet. Zanda rüyet de var gene. Mesela Mirat Muhammed'den Allah görünür daim hep gelip geçiştiriyoruz. Ne demek daha görünür? Allah görünür daim. Ne olmuş görünür? Hiç kimsenin irdelediği yok bunu. Ne gözükürse ne oluyor? Ne oluyor? Sahabe bir sohbette, bir zahirde bir görüyor nasıl sahabe oluyor? Çünkü orada teayyum ve teşahhus var diyoruz. Bağırıp çağırıyoruz. Ne demek teayyum? Lugata bakmayın diyorum. Teayyum ve teşahhus. 9. sayfa şu anlarda. 9. Ama kimde? Onu arıyor biz abi. Şimdi kimde ama kimde olur mu? İyâken âbudu ve iyâken esneyin diyebilen de. Orada öyle diyor. Peki teayyum ve teşahhus nedir? İnikas ve incizaptır. Ve teayyum ve teşahhus yok. İnsiba ve inikastır. İnsiba, boyalama. O ne demektir? Mirat-ı Muhammed'den ayna demiyor. Aynedir bu alem. Ayna alemdir. Mirattır Muhammed.
Ayna seni gösterir. Ama mirat seni inşa eder. Toprak mirattır. Çekirdeği ağaç yapar. Mirat-ı Muhammed'den oraya baktığı zaman mirat olduğu için sahabenin ruhu orada o vasıtasıyla o nasıl bir yapı ise ağaç oluyor hemen. Kemalatın zirvesini. Zirvesini taşıyor. Yani mirat oluyor. Kainat mirat olmuyor. Kainat aynadır. Aynedir bu alem. Orada seyrediyorsun. Mirat ise seni inşa ediyor. Toprak mirattır. Çekirdeği toprağa attın. Mirat-ı topraktan sait görünür daim. Sait toprak olmalıdır diyor. Ya kim ne diyor bu? Tevazu ediyor yani diyor. Alçaklığın aşağısı. Ne alçaklığı? Başka şey de var burada. Tamam da toprak tevazun. E tevazu nedir? Men tevazaya rafaullah. Tevazu edeni Allah yüceltir diyor. Barla'da bu hadis. Tevazu edeni. E ne demek o? Toprak ayna değildir, mirattır. Yani çekirdeği ağaç yapıyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ayna değil. Ayna şuna bunadır, kafirlerdir. Ben diyor müminlere aynayım diyor Peygamberimiz gene. Kafirler de aynayım, herkes kendisini bende seyreder. Ama ben mirattım. Onu sahabeye, sahabeye mirattır, diğerlerine aynadır. O zaman mirat olunca, mirat-ı Muhammed'den benim istidatlarımı bir anda patlatıyor ki Allah görünür daim. Abi Allah görünüyorsa o zaman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın değil, Muhammed yok orada. Yok mu orada abi? Orada şahsiyet-i Muhammed'de Nur-u Muhammed'i açığa çıkıyor. Nur-u Muhammed'i de seyrediyorlar. Onun peki konuşması, hal ve hareketleri ne oluyor? Kimin hareketleri oluyor? Yani beşeriyeti de var ama mesela şöyle diyeyim. Şimdi bana bakarken benim simamda ustadı görsen şimdi. Ama ben konuşuyorum. Burası Delal-ı Kur'an olan Said-i Muvakkate makamı bu mertebe. Ben konuşuyorum ama ben konuşuyorum. Ama benim ağzım değil ki. Mesela şöyle düşün. Bu ağız, peygamber ağzı düşün. Vahiy çıkıyor mu? Çıkıyor. Aynı ağızdan. Hadis-i kutsi çıkıyor mu? Aynı ağızdan. Hadis çıkıyor mu? Çıkıyor. Nasıl ağız? Aynı yer. Vahiy, hadis-i kutsi, hadis. İşte vahiy, hadis-i kutsi, hadis, Nur-u Muhammed'i, Nur-u Muhammed'i, şahsiyet-i Muhammed'i, Risalet-i Ahmedi. Aynı havası. Yani peki uygulayalım. Senin üç tane şahsiyetin var. Bir beşeriyetin, bir de ubudiyetin, bir de vazifedarlığın. Şu anda benim vazifedarlığım sıfatım var. Siz gittikten sonra burada ben Kur'an okumam, ceşen, tefekkür etmem, bunlar kaydetmem, ubudiyetim, namaz kılmam, oruç tutmam. Ama şeyde insanlarla alakası, alakam, akrabamdır, dostumdur, evladımdır, kızımdır, annemdir, bacım ve dostlar, nasılsınız çay faslında? Beşeriyetim. Buna oraya karşı. Ben buradan kalkıp oraya oturacağım, şimdi çay içeceğiz. Verirseniz tabii çay. O alemlere değil itmek, değişim. Onlardan bile konuşmak adamı eziyor. O kadar ağır ki bildiğiniz gibi değil. Oradan değil, oralardan böyle görmek şunu. Onu konuşmak bile kelam enerjidir ya. Neyi konuşuyorsanız oraya taşınıyor his. O kadar ağır ki. O kadar ağır ki bildiğin gibi değil. Veya bana öyle hissediliyor. Yani bu konuyu mevzu konuşmak. Bu Risale-i Nur. Ben hep Risale-i Nur'daki parçaları. Resim fark. Bir resmin bütünsel bir resmin parçaları. Mektubata koymuş, lemalara koymuş, şuraya koymuş. Kur'an'da da öyle. Ayetleri, müştehitleri birleştir, iştihat edin. Ben de iştihat ediyor. İsabet ettiyse, iki sebebi, etmese bir sebebi var. Değil mi? Sahabe, İmam-ı Azam Efendimiz, hadiste, ayette, dağınık olan birleştiriyor. İnsana bakıyor, şartlarına bakıyor fiziksel dünyaya. Doğuda mıdır, batıda mıdır, devamlı güneş mi, devamlı yağmur mu? Kur'an, hadis, şahsa bakıyor, şartlara bakıp veriyor. Ben de, yani Risale-i Nur, la teşbih ve la temsil, Risale-i'ndeki değişik yerlerdeki, şurada, burada, orada, birleştirip, hazmetmeye, kendi alemimde, yani ben size bunları vermek için ömür verilir mi ya, başkası için? Ben bunları tefekkürümdeyim, ben kendi alemimde bulabildiğim şeyleri, kaydettiğim şeyleri sizinle paylaşıyorum. Niye? Çünkü vaciptir. Kişi bildiği bir şeyi Müslümanlığa aktarma, insanlara aktarması, ilim ehli ilmini paylaşması vaciptir.
Emri bir maruf ne yani münker? Ya farzdır. Haram işlersin yoksa. Ben bildiğimi bilinmesi gereken miktarı anlatmam farzdır. Anlatmam lazım. Peki abi şimdi buraya yürüyelim biraz. Kainat. Kainat mı yoksa bütün iki satır okudum. Kainat mı yoksa bütün şeceri hilkat mı? Cile ve nakış. Ha bak. Kainat Cenab-ı Hakk'ın esmasının cilve, cemal, nakış sanatıdır. Esma en azami derecede nerede tecelli ediyorsa cilve, cemal, nakış ondan aşağıdır. Esmanın en zirve tecellisi neresi? Nur Muhammed'in. Hayır. Arştadır. Perdesiz mi abi? Evet. Perdesiz arşta? Arş-ı Azam'da değil. Şeceri hikati hayal et. Hayal eder misin? Cennetin üstünde ne var? Arş. Onun üstünde ne var? Defi Mahfiz. Onun üstünde ne var? Arş-ı Azam. Onun üstünde ne var? Kabuk Arşı. Tamam. Onun üstünde? Nur Muhammed. Onun üstü? Esma. Onun üstü? Sıfat. Onun üstü? Şuna. Onun üstü? Sat. Ha. Şu tamam anlaştık. Esma perdesiz. Esma perdesiz tecelli ettiği yer arş. Tamam mı? O. Oradan aşağı Esma'nın kendisini gösterdiği sıfat şu. Cilve, cemal, nakış, sanat. Ondan aşağıya. Nur Muhammed'i peki abi? Nur Muhammed ta nerede kaldı ya? Yok oradaki o Esma'nın hangi makamı abi? Bak şimdi. Buradan aşağı bu. Nur Muhammed'i şeyindir. Zata bakıyor. Yani zatı sıfata bakıyor. Bak Nur Muhammed'i de ne var? Esma var. Esmaları koy karıştır tencereye. Sıfatı karıştır. Hangi sıfat? Subutu sıfat. Zatı sıfatı da karıştır. Şuunatı zatıya karıştır. Ondan sonrasını bilmiyor. Zat var mı yok mu bilmiyor. Nasıl bir makamı böyle ki? Arşta... Bu insan değil ki ya. Bazıları diyor ki bu insanı yüceltti. Nur Muhammed insan değil ki. Nur Muhammed insan değil ki. Senin diyor nurunu senden önce yarattım diyor. Ahmet bile... Yani meyve bu çekirdekten yaratılmamış mı? Bu çekirdekten yaratılmış. Bu Ahmet'tir. Bu çekirdek, bu şahsiyet-i Muhammediye. Bu çekirdek ne şahsiyet-i Muhammediye'dir ne Risale-i Ahmediye'dir. Bu çekirdek Nur Muhammed'idir. İnsan değil bu. İnsan desem, insan yüce, beşeret ta nerede ya? Beşeret kürste takılmış. Daha aşağılar da yani. Ondandır ki bu Nur Muhammed'den ilk kıvam olarak bedensel bir hayat Adem secde et demiş. O orada Adem'in beşeriyeti yok ki şirk olsun. Esma ve sıfat bütünlüğü o Adem'in cesedinde Allah'ın şuunat-ı zatiyesi, sıfat-ı zatiyesi, sıfat-ı subutiyesi, esma bütünlüğü Adem'in cesedinde tecelli etti. Adem insan değil ki kürsüde insan olacak. Yoksa eğer insanlık konulmuşsa, nefis takılmışsa secde et, şirk olur. Nasıl bir makamda görüyorlarmışlar abi ya? Yani bu herkes için açık bu yol ya. Niye böyle hep böyle ulaşılamaz diye tabir kullanıyorsun? Nasıl? Evet doğru ama yani... Mirat-ı Muhammed'den görünür Allah daim diyor abi. Hani direkt oraya bağlayıp oradan gösteriyor abi. Koridor, Muhammed aleyhissalatü vesselam koridor. Orada gözüküyor. O göstermiyor ki. Ayna, bak aynada güneş gözüküyor. Aynanın bir özelliği var işte. Gösterebilme. Ama onu vuran önemli. Bu aynada, vay aynacığım, sevgili aynam sen olmasan. La dur, tamam. Ayna sevilmeli, ders yapan sevilmeli, ustad sevilmeli, şeyh sevilmeli. Ayna makamında göreceksin. Güneş makamında gördün mü? Şirk olur. Biz abilerimizi, hocalarımızı, ustalarımızı, şeyhlerimizi, veli nimetlerimizi, anne babamızı hep severiz. Ayna mesabesinde. Güneş değil. Güneşi gösterdiği için. Güneşi bize taşıdığı için. Ha, Mirat-ı Muhammed'den yani orada Allah kendisini gösteriyor. Hani kainatı gösteriyor ama Nur-u Muhammed'i. Nur-u Muhammed'i de Allah gösteriyor, kendisini gösteriyor. Yani
O onun orada bir meziyeti yok onun. Allah gözüküyor. Peki abi sen dedin ya şimdi Adem Aleyhisselam'ı yarattı, secde et dedi. Peki Hava yaratılmamış mıydı abi daha? O anda Hava yok. Hava yok. Bak kardeş. Allah'ın hay sıfatı direkt bizi vuruyor mu? Yok. Hayır. Paramparça olurdu onun hat yok ki. Keban barajını direkt bağlayabilir misin sen? Ne yapıyor? O enerji, hay enerjisi indirgeniyor. Nereye? Muhi Esma'ya. Esma Nur-u Muhammediye. Nur-u Muhammedi'den de şeceri hilkatı ondan sonra bizim hayat. Tamam mı? Allah'ın esması anladım. Esması sıfatı şuunatı Adem'e tecelli ediyor. Kimse yok. Adem'in E kemiğinden yaratılıyor kadın. Kadının enesi Adem'in türevidir yani. Adem'den sonra ondaki ene Adem'den sonra veriliyor. Nasıl ki Nur-u Muhammedi'den önce senin enen olur mu? Nur-u Muhammedi'nin olur mu? Olmaz. Olmaz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı aşarak Allah'a muhatap olabilir misin? Olmaz. Yani. Olmaz böyle bir şey yok ki. Olmaz böyle sistem öyle çalışmıyor. Babanı aşarak babana baba olabilir misin? Olmaz. Sistem öyle çalışmıyor ki. Tamam. Şimdi Adem yaratıldı mı? Adem'den Hava yaratıldı mı? Hava'nın enesi Adem'in enesinin türevidir. Türevi derken abi? Türev işte öyle işte. Ben matematik şeyini kullandım. Anlaman için şu örneği vereceğim. Nur-u Muhammedi'nin enesi, Nur-u Muhammedi'deki o mecudeki ene, bütünsel, sana oradan geldi mi seninkisi? Evet. Sendeki ene ile ondaki aynı mıdır? Hayır. Ne aynıdır ne gayırdır. Ama o değildir. O değildir. Ondandır ama kopuk değil. Adem'in enesiyle Havva'nın enesi de böyledir. Ondandır. O değildir. O değildir. Ne aynıdır ne gayrıdır. Bir süzgeç daha aşağı abi. Süzgeç yok. Gene aşağı yaptın. Olmaz işte. Yani. Beşeri konuşuyorsun. Olmaz. Bu güneş, aynadaki güneş gözüküyor mu? Gözüküyor. Güneş midir? Değilse değildir o zaman. Hayır. Değil de değildir. Ne aynıdır ne gayrıdır. Ama buradaki güneş, güneşin bütün hasiyetine sahip. Ne denilir? Ne aynıdır ne gayrıdır. Havanın enesi, Adem'in enesine karşı ne aynıdır ne gayrıdır. Ama ondan önce yoktu. Onunla varsa onunla vardır. Ne anladınız? Anladık. Peki abi. Ene aynada Adem Aleyhisselam aynaysa kendi... Bir dakika ne dedin ne dedin bir daha baştan sen ne dedin şimdi ne dedin? Şimdi. Ha. Aynada ene gözüküyor. Hı hı. Adem aynasında ene gözüküyor. Ene geçiyor. Bazıları diyecek ki bu ayna nedir? Bak. Bu Allah. Haşa. Güneş'e şemsezeli. Bu ayna camdır. Ayna değildir ilk önce. Mesela cama güneş vursa gölgesi düşer mi? Düşmez. Camın ayna olabilmesi için siyah boyanması. Bu cam ruhtur. Ruh olabilmesi için arkada boya atılması lazım. Bu boya nefistir. Nefis bu kadar lazım. Tamam mı abi? Bu cam ayna oldu. Bu Adem. Adem. Burada Allah gözüküyor. Güneş gözüktüğü gibi. Nefis var mı? He? Nefis var yani o. Nefis var. Ama şu... Eksik olur çünkü. Nefis deyince hemen aklımız şuna gidiyor zannediyorum. Yani nefsin 7 mertebesi var. Nefs emmari. Oo. Levvame, muhlime, mutmaine, raziye, natika, safiye. Bunlar hepsi hayır. Allah Kur'an'da yemin ediyor. Bir nefsi levvame. Levvame nefsi yemin ederim diyor. Allah kutsuyor yani.
6 tane nefsi kutsuyor Cenab-ı Hak. Nefs emmare. Ya nefis deyince niye kübrula soruya gidiyor ya? Yani bunlar 6 tanesi zanları oluşturuyor. Zanın altı da yani o girmek istemiyorum işte. Tamam mı bu? 7 tane nefsis var ya. En dibindeki nefs emmare. O 6 tanesi. Bu da dahil. 7'si de dahil. Çünkü şer olur. 7'sini bütün zanları oluşturuyor. Yani bak. Yalanın zemini zanlardır. Zanların zemini nefistir. Yani nefsin 7 mertebi. Söküp alırsan zan yoktur. Zan o kadar lazım ki. Nefsi mutmainne kadar. İnsan olmam için bana ne lazımsa zan da lazım. Zan düşünme imkanı. Zan viraj alma yolu. Viraj alabilmektir. Zan anlıyor musun? Nefes almaktır. Zan nedir biliyor musun? Vermektir. Veya bir başkasının dediği gibi zan nefes alabilmek için içerideki boşluktur. Boşluk yoksa nefes alamaz. Peki abi o aynaya gelen... Başka bir şey de söyleyeyim. Zan alınan nefesi içerideki boyalamaktır. Boyalayandır dışarıya çıkarken. Şimdi söyle. Güneş aynaya vurduğu zaman... Vurdu abim. Vurdu. Vurdu. Şimdi bu aynanın da bir kalitesi var abi. Var abim. Aferin. Kırık ayna, çatlak ayna. Usta diyor ki tozlu, tamam mı? Kirli ayna. Öyle bir ayna ki sipsi olmuş. Güneş vuruyor. Ha vurmuş ha vurmamış. Biz de okulda, ilkokulda öyle yaptılar. Odun yaktırdılar çırağa. Sipsi duman çıkıyor. Şeyi tutun dedi camı. Güneş tutulması olacak dedi. Hepimiz emiyor. Bir tutup güneşi gördük. Çıplak gözle bak bakamaz. Sipsiye ayna. Ha işte. Aha bu ayna. Güneşi gösterir, yansıtır mı? Yok. Ayarlanmış. Şimdi söyle. Peki bu ayna kalitesine göre bu sefer yansıtacak. Evet abi. Evet. İster böyle yansıtacak diyene kırıktı böyle yaptı bir daha. O zaman kendisine gelenle yansıttığı arasında fark var o zaman. Var tabi. Buna mumbasi takis deniliyor. 4 tane vücut ya. Güneş. Aynadaki mumbasi takis. Yani aynada gözüken. Aynadaki mumbasi takis. Bak güneş. Aynadaki güneş. 2. Aynadaki mumbasi takis. Dışarı çıkan. O da fotoğraf makinesine girdi. Fotoğraf makinesinde de kağıda çıktı. Ne yaptı? 4. Güneş 1. Aynadaki 2. Mumbasit fotonlar 3. Kağıda dönüşmüş 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muhiddin Arabi bizden farkı. Bu kağıttakini bu zannetti. Buraları kaçırdı diyor. Onun için diyor, böyle diyor, şuurlu bunu yapsa hakikaten onun için çok tehlikeliydi diyor. Mevcudatı aynı o zannetti. Ondan olanı o zannetti. Yani fotokopi makinesinden çıkan ki güneşi, kağıt güneşin güneş zannetmiyor. Oysa ince olduğundan diyor fark etmediği için özürü var diyor. Ama bazı ulema bu inceliği fark edince özür verdi. Ama bazı ulema bu inceliği fark etmediğinden özür vermediği için zındık dedi. Ustad diyor ki zindir değildir. İslamiyet'in bir mucizesidir. Direkt bu kağıttan onu gördü. Burayı görmedi. Ama şunu demeyecekti. Odur demeseydi. Yani bir dendi, bildir denmedi. Onun Muhiddin Arabi'ye. Bil dendi, bildir denmedi ama dedi adam. Bu kağıdı aynı güneş zannetti. Bak güneş, aynadaki güneş, buradan çıkan mumbasit güneş, fotokopi makinesinin cihazına girip kağıda dönüşen güneş. Çektik mi? Şu bu güneşi bu güneş zannetti. Onun için o tehlikeli oldu. Ulema bu güneşte bu güneşe aynı demesine baktı zındık dedi. Bazı ulema çok az müceditler İmam-ı Rabbani gibi, Bediüzzaman gibi her mücedit değil. Benim bildiğim yani İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani çok ilginç bir insan yani. Bildiğiniz gibi değil yani. Çok garip bir insan. Ben size ne diyorsam 7 kat ekle. Garip diyorsam hissiyatımı tutamıyorum yani. Çok tuhaf bir insan yani. Böyle Bediüzzaman bu. Çok Gazali bunların yanında bir şey değil yani. Bu ikisinin. Çok acayip ya. Bu ikisi Adem'den böyle şey yapma. Bu garip insanlar yani.
Bunlar fark etmiş. Buradakiyle bunu, buna, bu zat buna o demez diyor. Bu kağıda güneş demez. Diyorsa dedi, bir girdiler bunlar ikisi. Bir dalıverdiler. Muhyiddin Arabi şurayı görmedi. Aynayı görmedi, mumbasiti görmedi. Bunu gördüğü için direkt ona baktı. Odur dedi. Onlar da dedi ki bak bu özürlüdür. Çünkü buradan onu gördü. Kasıt yok diyor. Onun için İslamiyet'in bir mucizesidir. Direkt zahirden hakikati görmüş. 27. sözde de var biliyor musunuz o? Şeyde görmek. O cümle biliyor musunuz o? Bak şu cümleyi şaşıracaksın. Hiç böyle bir cümle görmüş müsün? Hiç böyle bir cümle gördün mü bak? Böyle bir cümle görmemişsiniz. Okumamışsınız. Ömrü billah okumamışsınız. Abi nereden okuyacaksın? Risale'den okuyacağım ama ömür billah görmemişsin. Mübalağa yok. Doğru. Bak şimdi. Mübalağa diyorsan diyeceksin abi mübalağa ettin. Tamam. Ben de görmemiştim de Mustafa kardeş gösterdi. Abi böyle bir cümle okudun mu? Var mı öyle bir cümle dedim ya? Baba değil mi? He baba. Dedi abi var. Yok öyle bir cümle. Ona sana yok denmez ama. Ona ne oldu bu? He. Sana yok dedim 27. Ondan sonra ha. 27. söz nereye gitti ya? Allah Allah. Adamı kaldırdılar ortaya. Benim fotokopi yaptırdım ya. Bakayım. Dur bakayım. Dur. Vay 27. Tam şeyden bakarız. Bak şeyden. Acelemiz yok. Buluruz. Ruha geçtik 29. Ha. Bak şimdi. O 27. söz bulayım da 27. sözü aramaya çalışıyorum. Efendim bu 28. söz. 28. söz. 27. sözün zeyli var. 27. sözümü benim fotokopiden kaldırmışlar. Ben fotokopi yaptırmıştım ya bak bu kitabımı. Efendim o zaman ben... Kitabı vereyim mi abi? Bana kitabı ver, sözleri ver. Benim içeride sözlerim vardı. Abi beni vereyim. Ha benim mi? Ver abi. Bak, ha bak. Ha tamam abi. Tamam abi bak. Bak 27. sözü fotokopiden kaldırmışlar bak. Ha tamam. Bak bakıyorum şuraya. Tamam şuradadır. Sol tarafta aşağıda. Bak görüyor musun? Hep buraya bakın. Buraya bakmayalım. Tamam. Bak. Aha bak. Sayfa abi. Sayfa 492. Ya bunu bir ders yapsak var ya. Bak. Hakikati aynı zahir, hakikati aynı zahir içinde bulmaktır. Hakikati, okuyayım mı? Bak, hakikati, bak, bana bak, hakikati, virgül, aynı zahir içinde bulmak. Yani hakikati hakikate geçmiyor. İçinde. Bulmak. Bulmak. Orada. Geçme meçme yok. Bak. Tamam. Tebdili mekan. Evet. İkisi aynı. Zahir ne demek? Bak. Tebdili mekan. Mevt tebdili mekandır. Şimdi kadar nasıl biliyorduk öyle? Lugatı bu. Bu odadan odaya geçmek. Bu zahir. Yani buz. Şimdi suya bakacağız. Tebdili mekan odadan odaya geçmek değil. Mekanı değiştirmek. Kaldırmak. Bedelleme, tebdil bedel, bedele dönüştürmek. Zahir aynı hakikat. Hakikat aynı zahir, zahir aynı hakikat. Birbir içine girmiş bu su gibi. Bir geçmek falan yok. Bak, aynı zahir,
aynı zahir içinde bulmaktır. Şey, hakikati aynı zahir içinde bulmaktır. Seni sende bulmak gibi. Senin sende bulmak gibi. Mesela ne? Arayan kim? Ben. Kimi arıyorum? Kendimi. Kendim kendimi arıyorum. Ben bana aşıkım. Ben bana aşık olduğumdan dolayı ifade edemediğimden karşıda bir kız da kız bana ayna oluyor. Onda kendimi görüyorum. Kendime o kadar aşık oldum ki kendime varmak için, ona varmak için değil, intihar ediyorum. Zannediyor ki kız için intihar etti. Hani sen berzah dedin ya kadın için abi bir yerde. Evet. O zaman insandan olduğu için, yani erkekten olduğu için erkeğin de birçok şeyini bulabilmek kadın da, için. Kadın için de biz berzahız. Onu da biz taşıyoruz aslında. Zaten bizden olduğu için zaten bizde abi. Evet. Ama onda olan bazı şeylerle... Ki kadın senin türü enenden şey yapıldığı için o kalbe mukabil, ancak o kalbin türevi olan kadına, erkeğin kalbine mukabil bir kalp. Ancak kadın kalbidir. Kalbine ülfet edilmeyen tek kalp insanın kadın kalbidir. Ünsiyet edilen. Kadın kalbine, kadının cesedine ülfet olur ama ünsiyet olmaz kalbine. Cesedine ülfet olur, kalbine ülfet olmaz, ünsiyet olur. Kalbine mukabil kalp denmiş. Fotokopi. Yani enenden yapın. Adem'in enesinden türetilmiş hepimiz. Peki mecazi dediği aşk o zaman hangisi oluyor abi? Mecazi aynada gördüğün aşk. Aynada gördüğün aşk, sen oysa sen kendine aşıksın. Sen kendini arıyorsun. Çölde düşmüşsün. Süsüz çöller, kimsesiz vadiler bana mesken oldu. Tamam. Bu aslında insan kendisini arıyor bu memlekete. Bu memleket çöl, vadi. Kendisini arıyor ama nasıl görecek? Ben şimdi ayna yok. Ben saçımı nasıl göreceğim? Göremem. Onun için kişi kişiye aynadır. Peygamber diyor ki Müslüman Müslüman aynadır. Kendisini görür. Aynadır, mirattır. Bazı insanlar sana mirattır, bazı insanlar aynadır. Ayna ise sen kendini görürsün. Şöyle görürsün. Sokakta bir adama bak, Alman'a dışarıya. Elhamdülillah Allah'ın verdiği şu nurculuk, Risale-i Nur beni ne hale getirdi. Bak ben de böyle olurdum nurları tanımasaydım. Bak var. Onu orada onu görme, sendeki nimeti fark etmene sebep oldu mu? O sana aynadır. Ama şu anda bana bakarken ben sana ayna değilim. Ben sana miratım şu anda. Çünkü seni inşa etmeye çalışıyorum. İnbisat ettiriyorum. Bazı insanlar bazılarına mirattır, bazıları aynadır. Abi şöyle diyeyim mi? Anladın mı burayı? Abi. Alman'a bakarken Allah sana ettiği nimetleri fark etmen, şükür of be diyorsun, o aynadır. Kimi? O aynada kendi nimetlerini görüyorsun. Yoksa bak görmüyor. Saçımı ben göremiyorum. Alman aynasında kendimi seyrettim. Amerika aynasında kendimi seyrettim. İngiliz aynasında kendimi seyrettim. Yarım saattir şu soruyu soracağım o zaman abi. Risale-i Nur'a da mirat diyebiliriz o zaman abi. Risale-i mirattır. Mirattır çünkü inkılap ediyor. Aynı. Evet ama ne var ne yok bir bakayım değene aynadır. Zevk vermez. O zaman abi şey desene, Risale-i Nur cisimleşse Bediüzzaman olacak değil mi abi? Bediüzzaman olacak. O da bir mirat o zaman. Mirat evet. Ama Said Nursi değil Bediüzzaman. Yok Bediüzzaman. Evet Bediüzzaman ayrıdır. Said Nursi hiç alakası yok. Said Nursi benim gibi bir kuldur ya. Beşerdir. Yatar, kalkar, tuvalete gider, namaz kılar, oruç tutar, tefekkür eder. Bediüzzaman ruhtur o. Bediüzzaman zemininde Risale-i Nur oldu. Said Nursi zeminde değil. Şurası var ya. Bir daha hatırlatırsanız. Sahabelerin ikinci yol. Ama bu halet lazım. Şu dima gidelim mi? Kaç oldu? Ne kadar oldu? 1 saat 15 dakika oldu. 1 saat 15 dakika. Peki. Ne yapacağız peki bu yani şey mi? Bu ne? İki saat. Bir tane de mi okuyayım? Abi bir şunu sorayım da. Sor. Şimdi sanki hakikate direkt geçemeyen insan hakikatine geçecek ya abi. He. Direkt hakikate geçemeyen nasıl mecaziye takılıyor? Sanki Cenab-ı Hak da erkekten öyle bir varlığın ortaya çıkartmasıyla
tali bir yol veriyor. Direkt hakikate geçemeyene mecazi hakikattan çok güzel, çok güzel geçmesi. Harika. Harika. Mesela bak, kıza bakıp tamam seviyorum seni diyor, yok diyor, intihar ediyor vesaire, değil mi? Zannediyor ki kızı seviyor. Kız kimdi? Hava. Erkek kimdi? Adem. Kız Hava. Adem'in türevi değil miydi? Niçin Adem'den Hava türetildi? Konuşturuyorsun, zorluyorsun beni. Adem kendisini nasıl seyredecekti? Adem ayna lazım. Adem'e mirat lazım. Eğer onu onun için seversen o Hava aynadır. Hava'ya kendin için bakarsan o mirattır. Adem kendisini nasıl seyredecekti? Ona ayna lazımdı. Nasıl bir ayna? Ne aynı ne gayrı. Kadın ne erkektir, ne kendisi müstakildir, ne Adem'dir. Hava ne Hava'nın müstakil vücudu yoktur ama Adem'de değildir. Ne aynıdır ne gayrıdır. Çünkü bu sefer Hava aynasında Adem kendisini seyretti ve kendisine aşık oldu. Aynada görmeseydi kendisine aşık olamayacaktı. Aşık olunca ona varmak isteyince o ayna mirat oldu. Kendine döndürdü. O zaman meczup oldu. O aynadaki kendi kız, diyelim ki dünyalık olarak konuşayım. Bir kız benim cemal perestliğimi aktif etti. Cemala meftuniyetimi. Cemal ne kadar acayip bir cazibe ki intihar ediyor. Tamam. Bunu 26. lemada şey pencerede anlatıyor bunu. 26. pencerede anlatıyor, tamam? Şimdi insanın Adem'in cemal perestliği bir yerde görecekti. Neyi seyredecekti? Adem'i en iyi gösteren Adem'dir. Adem'i başka bir şey aktif edemez. Peki o zaman ne lazım? Bir ayna lazım. Hava ayna oldu. O zaman meyve başka bir şey daha. Şeytan da dürttü yalnız. Evet. Meyve başka bir şey. Yani onu seyrediyor. Mesela kadın erkeğe aşık oluyor. Erkeğe mi aşık oluyor? Kendi hakikatine aşık oluyor. Ben kim oluyorum? Onu ben gösteriyor. Ben gösterince şaşırıyor, ben zannediyor aşık olduğum kişi. Değil mi? Ne kadar? Şu anda ne acayip bir dersler değil mi bunlar? He? Buldum kendi kitabımda. Bu tarafa. Hep buraya baktım. Ben bu tarafa koymuş. Kendi kitabım derken abi. Cilt yapmış ya. Oysa burada. Siz de hep burada. Herkes de burada. Hep de buraya baktım. Meğer sayfa değiştirmiş, buraya koymuş. Hakikati aynı zahir içinde bulmaktır. Aman ya Rabbi. Kendimi kendimde bulmaktır. Allah'ı. Abi o zaman kadına zahir de diyebilir miyiz? Kadın hem zahirdir hem batındır. Hem evveldir hem ahirdir. Nasıl bakarsan. Aynı zahir içerisinde. Hakikati bulmak. Hakikati bulmak. Eğer şey için bakarsan kadındır. Ama kadına kendin için bakarsan kendini, o senin hakikatındır, miratındır. O ona o zaman ünsiyet olur, o kalp olur. Eğer beşeriyet tarafıyla bakarsan ünsiyet, o şey, ülfet olur. Ülfet olur. Ülfet olur. Bakın iki tane zevk, şey lezzet. İki bir zevk var mesela. Adem'de bir lezzet var, şehvet. Koy torbaya. Havadaki bir şehvet lezzeti var, koy torbaya. Karıştır, çocuk. Gene çocuk, insan zevklerin meyvesidir. Onun için zevke meftundur. Ne bileyim, anlatırsın işte. Aslında çocuğun mayası, sperma ve yumurta değil, zevklerin cemi. Zahirde yumurta, sperma, batında iki ayrı lezzetin cemidir. Lezzet de neydi? Şuunat-ı Zatiye'de merkezi söyle bana. Şuunat-ı Zatiye'de merkezde ne var? Şefkat-ı Mukaddese, çık dışarıya. Muhabbet-i Münezzeh, çık dışarıya.
Sevk-i mukaddese. Surur mukaddese. Çık dışarıya. Lezzet-i mukaddese. Memnuniyet-i mukaddese. İftihar mukaddese. Yedi. Lezzet-i mukaddese nerede? Beş. Ha, şehvet anında ortaya çıkıyor. Şuunatta ya. Şuunatta. İki tane şuunat bir araya geliyor, Hasan oluyor. Bebek oluyor. Bizim tohumumuz lezzet-i şuunat. Ama bu dünyada su ve yumurta. Arkalarda işler yapılıyor. Biz yalnız gözükeni duyduğumuzu konuşuyoruz. Var ya bu 492. Sahabelerin kurbiyet ilahi noktasındaki makamlarına velayet aile yetişilmez. Allah aşkına bu sıcakta bir girsek ya. Şu sayfaya. Acayip bir şey ya. Acayip abi, ya. Abi. Buradayız abi. Bir cümlesi bu işte ne olur? Hakikati aynı sahirde. Bu ne yapmak? Bulmaktır diyor. Anlamaktır, fark etmektir, okumaktır demiyor. Hakikati aynı sahir içinde bulmak, bulmak. Bak şimdi, bebeğin kaynağını anladın mı? Lezzet-i mukaddes. Havanın lezzet-i mukaddesini koy. Adem'in lezzet-i mukaddesini koy. Karıştır. Hasan, bebek. Biz zannediyoruz ki yumurta da sperma ile. Peki abi, esasında bu gözüküyor. Vakıflarda bu aşikar gözüküyor. Çünkü o yumurtayı ve spermayı dışarıya atan lezzettir. O lezzet yoksa o atılmaz. Onu dışa, hadi çık lan sen tarafın, bu tarafın beşeriyet cismi tarafı çık. Onu aktif eden odur. Peki bir dakika. O lezzeti de derecelendiren, aktif eden muhabbettir. Muhabbetin tabii sevgi. Seve seve, birbirini seve seve lezzet olur. İşte muhabbet şehvetten de öncedir. Çocuk, kadın canını verir bebeğe. Ama çünkü niye? Şefkat-ı mukaddese şuunatın merkezindedir. Kadının şehveti ise kaçıncı sırada sayayım ben? Şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzehe, sevk-i mukaddese, surur mukaddese kaç etti? Dört. Lezzet-i mukaddese. Kadının şehveti burada. Ama şefkati burada. Erkek çocuğu o kadar sevemez. Çünkü erkeğin şehveti burada. Çocuğu meydana getiren şey o şefkatin bir altı olan muhabbette. Erkekte muhabbet. Onun için münezzeh, mukaddes değil. Onun için canını verir. Bu şefkat-ı mukaddeseden dolayı çocuğunu vermez. Çünkü bağlayan o. Çocuğu için gerekirse kocasını bırakır. Bırakıyor. Görüyor musun hiç? Şefkat için muhabbeti bırakıyor ya. Şefkat için, şefkat için muhabbeti atıyor, kenara koyuyor. Peki. Ama bizde o seviyede olmadığınca muhabbet galip basıyor. O zaman lezzet esas oluyor, şehvet bırakıyorsun. Zaten kadındaki erkekte vardı abi. Hakiki kemaline ulaşan bir insan o zaman. Ha, hakiki kemalatına, miracını tamamlayan o tabii. Bu süreçtir. Yok ustadın şefkati gibi. O zaman. Ustadın şefkati gibi oluyor. Hı. Çünkü o kemalini tamamlayınca kadının şefkatinden üstün oluyor. Çünkü ustad alem-i İslam'a indirilen darbeleri ruhuma hissediyorum diyor. 9 dişi düşmüş. Alem-i İslam'daki zulümü kadın duyuyor. Hiçbir şey olmuyor. Kadının şefkati çocuğuna endekslenmiş. Ustadın genellenmiş. Hani o beşeriyeti konuştum şimdi. Hı. Ama miracını tamamlayan, kemalatını tamamlayan bir Gazali, Gazali, İmam-ı Rabbani Hazretleri, Bediüzzaman ve onu takip edenlere göre mesela şöyle düşün. Bir anne çocuğuna şefkati ne kadar? Ama benim şefkatim alem-i İslam. Çünkü benim bir şey, usta diyor ki benim bir çocuğum yok ki diyor şefkatimi, muhabbetimi ona hasredeyim. Olmayınca genelleniyor. Kadın çocuğunu şey yaptığı için diğerlerine fazla şefkat yapamıyor. Ama bizim çocuk olmayınca
sana da şefkat ediyorum, ona da, ona da. Bunları bir toplarsan kadının çocuğuna yaptığı şefkate fazla oluyor. Adem böyledir işte. Adem bu şekilde geçer onu. Nurculukta da senin şuurun olsun veya olmasın. Risale-i Nur hizmetiyle devam eden de dört hassa, dört özellik devam eder. Bir tanesi gelip dese ki, tamam ben nurculuk okusam, derse gelsem, batında nerelerim inkişaf eder? Ad tarafın, fark, şefkat, tefekkür. Düşüncede neyini oluşturur? Acizliğini, nakıstını, noksanlığını, kusurluğunu idrak edersin. Ama ruhunda bunlar olur. Ad, fark, şefkat, tefekkür gelişir. Düşün, dima itibariyle bu batındır. Dima itibariyle ad, fark, noksan, kusur. Nu gözükür. Tamam abi. Burada keselim. Sen bilme abi. Aa, şeye gidecektik değil mi? Kuksafe. Kuksafe'ne gidecektik de. Dima Allah'ın sesi. Bak. Bak şimdi. Bak göstereyim size. Aldım ya. Bak dima ya. Burayı okudum. Şuradayım. Bak burayı okudum. İçkilerim. Buradayım. Ha tekniği yapacaktık abi de. Yani. Ha. Sonra. Ondan sonra bunu bitirecektik. Bu mukadim olacaktı buradan buraya kadar. Sonra sizi şuraya taşıyacaktım. O yazılacak eksik sayfa demek. Hmm. Hazır notlar duruyor, kağıtlar. Onu kaydedecek zaman arıyor. Bak. Ondan sonra size mübalağa zannetmeyin bu. Yani bu derslerin kıymetini anlatmak için bunu göstereceğim. Size de göstermem lazım. Şuraya geçecektim. Şuraya. Tekvin, Adem, ilim, kudret, irade. Burayı işleyecektik. Nereye kadar? Şuraya kadar. Bing Bang. Bing Bang'e kadar. Buraya gidecektik. Ne yapalım? İlim, irade, kudret, tekvin, Adem. Devam ederiz abi. Ederiz. Ama bir uçak işte ısınması lazım, yükselmesi lazım. Giderken işte bu havayı bulamıyorsun her zaman. Ama şey Allah razı olsun boşuna dua etmiyorum. Yani muhatap olduğunuzdan böyle hakikatler ortaya çıkıyor ya. Ondan da memnun oluyorum. Her daim her yerde muhatap bulamıyorsun. Camide ayrı konuşuyorsun, cenazede ayrı konuşuyorsun, düğünde ayrı konuşuyorsun. Zeytinburnu'da, İstanbul'da öğleyin dersi ayrı. Ya laika, ya psikoloji, ya imani. Tabii pazar günü, çarşamba günü enfus konuşuyoruz. Enfus. Ama 20-30 kişidir enfusçiler. Onların içinde 7-8 devşirme var. Onlarla da pazar günü kahvaltıdan öğlene kadar 3-4 saat, en az 3 saat onlarla enfusun enfusunu konuşuruz. Dima. Daha dimadayız. Vahiy. İşte böyle yani. Her daim şey. Ama sonsuz şükürler olsun ki Cenab-ı Hak ders arkadaşı o yapmış bizi. Ustad diyor ders arkadaşı. Birbirimize şu anda ayna değiliz. Derste aynayız. Miraktız. Peki. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin el-Fatiha'tına selam. Mesela bak. Boşanmaların, kavgaların sebebi şu. İnsan kendisini mirat arıyor. Ama ifade edemiyor. Evleniyorlar. Kadın erkeğe, erkek kadına ayna oluyor. Ama bu mirata geçmesi lazım. Mirata geçemeyince kavgalar oluyor. Çünkü erkeğe erkek kendisini seyredecek, kendisi seviyesinde bir mirat olması lazım. Tamam mı? İnşa eder. Onun için aile kavgaları aynada kalmış. Birbirimize aynayız. Ne yapıyoruz? Onda kendi menfaatimi görüyorum. Onda lezzetimi görüyorum. Pergel insan. Ben merkezli çeviriyorum. Hatta öyle bir pergel ki bak sayfaya bak. Şöyle ama batırmamışım. Aa ikide bir oynuyor. Yani hep bir parça. Dairenin bir parçası ama oynuyor. Hiçbir yerde yuvarlak. Eğer bir aile hayatında imani bil ahiret hükmederse diyor ustad. İmani bil ahiret hükmederse kadın erkeğe, erkek kadına aynalıktan çıkar mirat olur. O zaman o olur cennet. Şu anda benim için cennet.
Peki abi. Ama tabii kadın bak o kavga bundan. Peki diyecek ki kadın erkeğe, erkek kadına aynalıktan mirata nasıl dönüşecek? Ne yaparsa soracaksın. Onu soracaktım abi. Öyle mi? Ha? Onu, imanı bil ahirette inkişafla olur. Bu zahirde nasıl anlayacağız abi? Yok zahirde şöyle. Nurcuların tevhid sorunu yok değil mi? Bak şimdi. Nur, çalsın ya. He. Nurcuların tevhid sorunu var mı? Yok. Yok. Zahir ama. Batın sorunlu. Eğer Allah'ı biz fikren de bırakmasaydık. Burada bıraktık. Allah'ı hissen, tefekkür ederek enfusi tefekkürümüzü, enfusi tevhidi yani Allah'la boyalansak, sibgatullah. Allah'ın boyasıyla boyalansak, yani enfusi taşınsak ki bu olsun diye 15 günde bir ihlas dersi denmiş. Yani zahir tevhidiyle burada mesela bunu boyayan kör olmaması lazım. Bildik yani. Bu dima ait bir Allah. Eğer biz enfusi taşınırsak, enfusi tefekküre içeriye taşınırsak dışarıdaki eylemimiz taassup, itme, kalkma, çekiştirme, haset yok olur. Alameti budur. Eğer enfusi bir insan taşındığını nasıl anlarsın? Dışarıda itme, kalkma, taassup, aşağılama, basit görme öyle bir şeyleri nefret eder. İnan yapmaz demiyorum nefret eder. Batında olan adam zahirdeki dayatmalara nefret eder. Taassup dayatmadır, haset dayatmadır, ben merkezde olma dayatmadır, kibir dayatmadır, gurur dayatmadır, şöhret dayatmadır, şehvet dayatmadır, dayatmalardır. Batını tefekküre geçerse, Allah'a tefeyyüz ederse, ilme lekin, ayna lekin, hakka lekin, tamam. Ruhlanma, rahlanma, ferahlanma. Eğer bizde zahir tefekkür Allah meselemiz bitmiş zannediyoruz. Tevhid meselemiz bitmedi. Tevhid zahir, huvel zahir. Evveluhu, ahiruhu, zahiru, batını. Yani ağaca uygulayayım. Çekirdek, huvel evveluhu. Meyve, ahiruhu. Ağacın zahirisi zahiru. Ağacın batınısı batinu. Biz Allah'ın zahirisini, yani mevcudattan Allah'ı biliyoruz. Kendimiz de Allah'ı bilmiyoruz daha. Çok acayip değil mi bu? Mevcudat da Allah'ı biliyoruz. Ama ruhsal tarafımızda Allah'ı bilmiyoruz. Allah'a şahit değiliz. Uydurmasıyla tanık değiliz. Tanıklık yapamıyoruz. Allah nasıl kucaklayıcıyor? Allah nasıl kafiri bile itmiyor? Allah bile zındığı bile, kendisine küfredeni bile hala rızkını veriyor, nefes aldırıyor. Hala Allah kulum diyor. Tamam? Kulum diyor, evet. Hala tutuyor. Ama ben seni tutmuyorum. Sen Müslümansın, nurcusun, namaz kılıyorsun. Hala ben merkezde düşüm seni dişliyorum. Bu Allah'ın sıbgatullahıyla hiç yakışır mı? Allah'ın kucaklayıcı sıfatıyla, Allah'ın nazarıyla birbirinize bakın demiyor mu onun için? 13. lemada. Hasenat seyyan. Sibgatullah Allah'ın boyasıyla boyalansa Allah kafiri tutuyor. Allah kafire mühlet veriyor. İmkan veriyor. Sen kafire değil Müslümana vermiyorsun bunu. Sibgatullah yok. Evet dimada var. Enfüsü tefekkür geçirme. Mesela kadın. Niye evde kal? İşte o sorun. Kadın erkeğe, erkek kadına aynayız. Mirat olabilmesi için bilmiyorlar ki ikisi de abi. Ama dersler boşuna mı? Ne olması lazım? Mirat. Yani ben kadında kendimi seyredersem kadını bırakmam. Ama ne? Ustad diyor ki bu senin ahirette de eşin olacak diyor. Şimdi kadında kendimi seyredersem ben onu bırakır mıyım ya da? Ama ne? Kıyamet koptu. Atomdan elektron ayrılır mı? O benim eşimi benden ayıramazsınız. Eskiler biraz fark etti. Babam dedi ki, babam biraz Karadenizli insanı ya. Ya sert adamlar yani. Sizde de öyle miydi bilmiyorum. Ağladığını hiç ömrümde görmemişim. Bir defa, birkaç defa hariç ama ne zaman. Yani böyle sevgisini, beni öptüğünü bilmem yani. Böyle şey, eski adamlar yani sevgisini gizlerlerdi. Sevmiyor değil. Gizlerlerdi yani herkes bilir. 1999'da annem öldü. Babam da 2003'te. Baktım ki bir gün yakaladım, denk geldim ağlıyor. Ağrım var oğlum dedi. Baba niye ağlıyorsun?
Ne ağlaması oğlum? İşte ağrım var, dayan. Baba. Ben de psikoloji mi? Annem ya hatırına geldi. Otur. Başladı tekrar ağlamaya. Dedi ki, keşke ben ölseydim de ölmeseydi. Niye baba dedi. Oğlum ben ne biçim bir şey. O dedi eş değildi ki dedi. Benim hanım değildi ki dedi. Neydi baba dedim. Babamdan dedi. O benim her şeyim dedi. Baktım ki miras olmuş. Annemi sevdiğini zannediyor. Aslında orada kendini seyrediyor kendisi. Ve kahrından 3 sene sonra gitti. Amin. Eskilerde mirat. Peki ustad diyor ki birbirine aynadarlık alışır. Baka baka bakıştık gitti. Öyle diyor. Baka bak. Bak duma bak duma bakıştık bu kadar. Yani aynı. O durur. Ustad diyor ki buradan zahirden hakikate geçersen nedir o? İmani bil ahiret. Ahiret inancı. Allah inancı değil. O tabi. Enfusi tefekkür oldukça kadın kadınlıktan çıkar. Erkek erkeklikten çıkar. Mirat olur. Orada kendimi seyredir. O zaman o cennet olur. Eylemsel olarak ne olur? Ülfet olmaz. Her zaman tazedir o. Yaş geçtikçe daha çok sarılırlar. Ya, o zaman ben şöyle biraz hissediyorum. Bebekleri tutuyorum. Ben çocukları hep öpmüyorum. Yani şey yapmıyorum. Böyle koyarım. Onların kokusunu, yanaklarına koku alırım. Bebeği aldığımı zannetmiyorum. O kokudan ben başka bir havalara giriyorum. Böyle, ne bileyim ya. Buna ait dinde bir şey söyleyeyim. Dikkat etsinler. 40 günlük bebek var ya, doğdu 40 gün. O 40 gün olana kadar onun nefes alıp vermesini cinler o kadar seviyor ki, cinler uçuşuyor. Onu dinleyeceğiz diye rivayet var. O 40 güne kadarki çocuğun, bebeğin nefes alışı değişik bir şey yani. Nasıl bir şey? Ağız derler ya, kısır doğurursa ilk 3 gündeki, ilk 3 defa sağımlık, 3 gün değil, 3 defa sağımlık, süt değil o. Savunma sistemi çocuğa, şey, yavruya. Kadın da öyle, 3 defa öyle şey, 2-3 gün diyelim, çocuğa verdiği süt, süt değil, ağızdır. O bambaşka bir şey. Çocuğun da kokusu, şey, nefes alısı, alması... 40 gün başka bir şey. Onun için cinler o kok, o nefes almaya hasta. Böyle dinler. Onun için 40 gün çıkarmayın. Uçuşurlar yani. Ha, ayet-i kürsü okuyarak çık tabii korunarak. Yani bil demek istiyor. Biz bilmiyoruz. Onun için kadın erkeğe, erkeğe kadına mirat olabilmesi için Ustad 11. Şuada diyor ki eğer o eve imani bil ahiret, nasıl anlatsın bunları? İmani bil ahiret hükmederse artık orası cennet olur. Cennet olabilmesi için mirat olması lazım. İmani billah. Peki imani billah ile kendi hakikatin inkişaf edecek. Kendi hakikatin inkişaf etti mi fıtratının karşılığını göreceksin. Fıtratın karşılığı da karşıda işte. Orada gözüküyor. Hani Adem tek başına nasıl yaşayacaktı? Adem Adem olduğunu bilemezdi. Bir aynada seyredecekti. Ama ayna kendisi olmalı. Ayna kendi olmalı. Benden bana olmalı. Ayrı bir vücut olmamalı. Ayrı gayrılık olmaması lazım. Ben olmalı. Aynam olmalı. Benim dışımda olmalı ama ben olmalı. O bendim. Hava aynadır. Ayrı ve gayrı değildi. Oydu. En iyisi su içmek. O zaman kalbine mukabil bu oluyor. Bu kalbine mukabil yani bu. O zaman şeyin desene. Ayrılık ayrılık yok. Beni bende seyretmenin yolu, en kolay yolu kadının kalbidir. Allah sanki kestirme bir yol gibi abi. Çok kestirme. Bu hizmet olmasa ben bir gün durmazdım. Ben de alırım. Ama bedensel düşünmeyin. Yok. Bedensel ben imtihanı olmamışım. Hamdolsun. Bunun siz kardeşimsiniz. Ve bedensel pek imtihan, para ve kadına pek imtihan olmamışım. Allah etmesin. Ama sevgi, muhabbet, aşk, korunmaya, korumaya, sevmeye, sevilmeye çok ihtiyacım var. Ben sevmeye, sevilmeye de kucaklarımı, yani kalbine mukabil kalp. Allah aşkına yani bu cinsel, ne alakası var? Annenin, annenizi sevmiyor musunuz? Cinsel midir?
Ablanızı sevmiyor musun? Annene sarıldığın zaman böyle kemiğine kadar hissetmiyor musun? Ben ablam var benim sana. Ablama sarıldığım zaman bırakmak istemiyor. Böyle kemiğime kadar giriyor. E cinsel midir tabi? Kalbime mukabil kalp yani. Kadın da öyledir. Eş. O zaman eş niye denmiş? Arkadaş dese. Yani ne bileyim başka bir isim koyun. Eş. Eş. Ayna. Ben ayna. Ben olmalıyım. Beni bende seyretmeliyim. Ama çok zor ilk önce. O zaman ayna. Seni içini dışarıya koydum dedi canavar. İçini koydum. Ha oradan kendini söylüyor. Kim ya? Ayrı gayrı değilsin. Sensin işte. Oradan seyret işte. Tamam. O zaman evet. Enfüsü yaşayan birisi abi ona göre de bir mirat bulması lazım. Evet. Yoksa mirat bulması lazım. Kesinlikle şey olmaz yani. Olmuyor. Bu sefer bize mirat kitaplar oluyor. Onun için çok seviyoruz, öpüyoruz. Öpmek riyakarlık değil. Dayanamıyoruz. İnsan karısını öper ya, çocuğunu öper ya. Yani niçin öper? Mirat olduğu için. O anda da bizde böyle tuhaflık. Onun için öpüyoruz. Karısını öper gibi. Onun için Yusuf Hazretleri külliyatta bir kadının vazifesinin ne olduğunu söyleyerek hakiki mirat olmasının evet. Kapısını açıyor abi. Tabii değil mi? Küfür olmalı. Küfür bu. Ben olmalıyım. Benim eşim ben olmalıyım. O benim eşimin de eşi ben olmalıyım, o da ben olmalıyım. O erkek olarak bakmamalı, ben de kadın olarak bakmamalı. Miratım diye. Ben de seyredeceğim. Nasıl seyredeceğim? Beceremiyorum. Ben kendimle seyretmem lazım. Benim aynam ancak benim. Ben kendimi aynamda seyrediyorum. Aynam karşıma koymuş Allah. O gayri değil. Aynı gayri değil. Aynamı koymuş karşıya. Bu sensin. Seyret kendini. Nasıl? Kemiğinden yaratıldı. Yani o Adem'dir. Ama aslı ile karışmasın diye hava dendi. Aslı değil miydi? Değildir da değildir. Ne aldır ne gayrıdır. İçim dışımda. Dışım içimde. İçimi alırsam Ahmet hava kalmaz. Ben benim. İçimi dışarıya çıkarıyorum. Çekirdekten ağaç, hava. Tekrar çekirdeği çıkarıyorum. Ahmet. Meyve. Şimdi buradan sonra hanımımıza bakın. Nasıl oldu şimdi hanım? Değişti mi? Şimdi gel de basit sebeple bağır çağır. Olur mu? Kendini kırıyorsun kafanı. Ona bağırdığını zannediyorsun. Kendini kırıyorsun. Kendine zulmediyorsun. Kendi yolunu kapatıyorsun. Abi bu şey yapıyor da şey yapıyor. Tamam o da çok güzel. Ağacın kurumuş dalları yok mu? Allah bile kainatta, dünyada öyle bir rüzgar esiyor ki çatıyı koparıyor. Öyle güneş oluyor ki kupkuru yapıyor. Öyle bir Afrika'da şey oluyor ki ormanlar yanıyor sıcaktan. La kardeşim olacak ki dünya olsun ya, burası dünya. Ama ahireti göreceksiniz. Boyut farklılığı seyret. Allah baştan ölüyor ya. Uf be. Orayı biraz fark ettin mi? Hemen gidesin geliyor da olmuyor. Tamam. Gözlere bak abi, gözlerim yedi. Peki, El Fatiha. Boyut Fatiha'yı merak ettim.